Hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir sabahta, yeni bir güzel sabahta daha sizlerle birlikteyiz efendim. Hepiniz yani TV ekranlarına yeni güne merhabaya hoş geldiniz. Ben İknur Çelikel. Hiç vakit kaybetmeyelim biliyorsunuz. Her sabah öncelikli olarak ekranınızı açtığınızda sizlere bugünkü yayın içeriğimizi aktararak başlıyoruz. Bugün gerçekten böyle güzel mi güzel, kibar mı kibar, ince mi ince bir konu başlığımız var. Etkili iletişimde zarafeti konuşacağız efendim. Hepimiz malumunuz toplumsal ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde böyle incelik, naziklik, zarafet bekliyoruz. Peki neden bu kadar önemli? İşte hepsini bugün detaylıca konuşacağız inşallah. Konumuz iletişimci yazar Betül Şatır hanımefendi olacak. Ve aynı zamanda etkinlik köşemizde bizlere Berna Çamlı hanımefendi bugün eşlik edecekler inşallah. Hemen geçelim bakalım bugün bizler için neler yapacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Böyle çok cici bir elbise görüyorum evet, orada. Evet, çok güzel bir kız çocuk elbisesi hakikaten var. Kız bebek elbisesi var. Böyle tamamen örgü değil mi? Tamamen çok hoş, örgü çok ve ince tek duruyor. Parça. Yine her zamanki gibi dikişsiz yaptığımız ürünlerden ve doğal malzemeden üretilmiş bir iplikten yapıldı. %50'si pamuk, %50'si bambu ipimizin de. İpimiz de gayet ince, elbisemiz de gayet zayıf, zarif. Çok güzel. Ve yaz kış giyime uygun bir elbise. Yani içinde polyester ve akrilik olmadığı için tamamen doğal malzeme içerikli olduğu için ipimiz yazın da giydirilebilir. Yani bebek tenine temasla uygun. Ne kadar güzel. Bir kere de tamamlanıyor, hiç kesme... Yani kesmeleri, artırmaları, kol ayırmaları vesaire her şeysi var. Ama biz bunları böyle yuvarlak şişlerle ördüğümüz için ve döne döne ördüğümüz için dikiş yok. Özellikle şundan bahsetmek isterim. Yani tamamen düz modellerde belki yan kısımdaki dikişler çok rahatsız etmeyecektir ama bu tarz birbirini tamamlayan modellerde yandaki dikişler rahatsız edici oluyor. Yani burada bir model bütünlüğü evet, sağlanmıyor. Evet. Onun için biz bu tarz modellerde özellikle daha çok yanda dikiş yapmıyoruz. Kolda da dikiş yok mesela. Burada da bir model bütünlüğünde bozulma olmadı bakın. Çok güzel. Tamamen doğru. Evet. Evet, tamamen döne döne. Şey, yok. Olmadı. Yok. Kolları ayırıp işte yakadan başlayıp belli bir miktarda artırıp işte bu kolu bitirip sonra bu kola gelip bu kolu bitirip ve gövdeyi aşağıya kadar örüyorsunuz. Ve bütün model birbirini dönerek çarkı felek gibi tamamladığı için dikiş de olmuyor, daha da güzel oluyor. Çok hoş. Gerçekten günün konusuna uygun çok zarif bir elbise. Hakikaten. Evet, öyle olmuş. Gerçekten öyle çok olmuş. Güzel bir sohbet bizi bekliyor. Ben de heyecanla bekliyorum. İnşallah. Hocamın sohbetini de. İnşallah. Peki şimdi nasıl yapacağız? Önce bir başlayalım, detayları görelim. Şöyle ben önce ilmek atıp şu modeli başlayacağım. Yani bu üstteki... küçük böyle burgumsu modeli başlayacağım. Sonra tekrar bir daha kısmet olur da gelirseniz yaprak detaylarının nasıl konduğunu anlatacağım. Yani o zaman böyle yaka kısmından başlayıp gövdeyi mi önce yapıyorum? Evet o şekilde tabii yakadan başlanıyor. Tabii bizim bu tamamını gösterme şansımız yok. Sadece şu kısımdan ben evet burguların ve deliklerin ajörlü modelinin aslında nasıl konduğunu anlatacağım. Tamam. Öncelikle ilmeğimizi atalım. Farklı bir ilmek atış şekli göstermek istiyorum bugün izleyicilerimize. Genellikle izleyici yani çok kullanılan halk arasında iki parmakla böyle çevire çevire ilmek atmaktır. ben o tarz bir ilmek atma kullanmıyorum örgülerime başlarken. Bu şekilde başlandığında daha hazır gibi yani kasmadan hani ne boyunda başlasanız ne etekten başlarsanız nereden başlarsanız başlayın. Lastiğe de uygun, düze de uygun bir başlama tekniği kullanıyorum. Bunu tığla yapıyorum. Sadece dolayıp şişin üzerinden zincir çekecek şekilde. Siz tığı yardımıyla yapıyorsunuz. Evet, tığla zincir çekiyorum aslında evet, şişimin üzerine. Oo, çok değişik. Ve esnekliği çok güzel bir başlama tekniğidir bu. Hatta dün yine bir geri bildirim aldım. Bir hanımefendiye lastik ucu başlamıştım. Şimdi de biz normalde başlardık, ucu kasardı dedi lastiğe geçsek bile. Üstünde. Bunun dedi ucu çok esnek, hiç rahatsız etmiyor. Bu böyle mi olur? Evet dedim, bu böyle olur. Tamamen tekstil ürünü gibi oluyor bu şekilde başlandığında. Modelimiz 7'nin katları şeklinde ilerliyor. Ben sadece şu kadar kısmını başlayacağım size modeli anlatabilmek için. 1, 2 ve 3 başlasam 21. Bir tanesini eksik koyuyorum. 20, 20 ilmek atmam gerekiyor. Hemen burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Şöyle 9 ve 10'uncuyu da yani 20'nciyi de çift çift saydığım için üstüne takıyorum ve bırakıyorum. Hemen bir sıra ters örelim modelimizi koymadan önce. Bu elbise böyle daha büyük, yani daha sayılar artırılarak tabii daha ki büyük yaşlı çocuklarımız tabii için ki direkt böyle genişletilip tabii boydan elden. Yani onların olur bu elbisenin içerisindeki yürüyüşteki havalarını falan düşünemiyorum. Çok yakışacaktır. Peki tamamlaması zor bir model mi? Tamamlaması zor bir model mi? Evet. Sayıları biraz var evet gibi çünkü. Evet, yani oturup ben biraz televizyon seyredim, televizyon seyrederken de örgümü öreyim diyerek yapacağınız bir model değil. En ufak hatayı kaldırmayan bir model. Çünkü sürekli olarak örgünün şekli değişiyor. Yani aşağı kısımlarda belki biraz ama özellikle şu kısımda artırma yerlerinde arttırdığınız her ilmeğin modele uyumu için yönü değişiyor. Onun için her sırada sürekli bakarak yapılması gereken bir model. Yani televizyon seyrederken yapamazlar, onu söyleyeyim net. İlk sıradan sonra direkt zaten modelimi koyacağım. Bu sırayı sadece başlangıç sırası olsun, ilmeklerimiz düz denk gelsin diye tersten ördüm. Şimdi ilk modelimizde iki ters, iki düz, iki ters yapacağız birinci sütunumuz için. İki ters, iki düz, iki ters. Sonra arada yaprak koyacağımız bu ince sütunlar var. Bunlar için bir tane düz ilmek koyuyorum. Sonrasında yine iki ters, iki düz ve iki ters koyacağım. Bu ortadaki model için. Evet, bu ortadaki model için yine. Bu da yaprak sütunumuz için yine bir tane düzümü koyuyorum. Sonrasında yine en son üçüncü model için iki ters, iki düz, iki ters koyacağım. Ve arka yüzünü geldiği gibi işleyeceğim. İkinci sıradan itibaren de bu delikli modelimi koymaya başlayacağım. Hemen. Her zaman yani aşağı yukarı bütün modellerde bu böyledir. Arka yüzde hiçbir işlem yapılmaz. Arka yüz sadece ön tarafta koyduğunuz modelin ilmeğinin nasıl denk gelirse o şekilde ördüğünüz bir sıradır. Burada gerçekten bakmadan örebilirsiniz. Ama şimdi biz burada döne döne örmediğimiz için bu böyle oluyor. Biz bunu döne döne ördüğümüzde hiçbir zaman arka sırası yok. Arka sırayı da önden örüyorsunuz. O zaman iki katı zor bir durum oluşuyor. Hiçbir zaman arka sıranız olmuyor yani. Evet, şimdi modelimi koyuyorum. Artık iki ters iki düzümü de yaptığıma göre. İlk önce iki ters ilmeğim var. Modelimizin özelliği, biz iki ilmeği bir arada alıp eksilteceğiz ve bir tane de dolama yaparak delik koyacağız. Bakın deliklerimiz çok net görünüyor. Evet. Eksiltme işlemimizi yani kesme işlemimizi delik koyduğumuz yöne doğru yapacak olmamız. Şimdi ilk önce sağ tarafa delik koyacağım. Yani ilk deliğimizi sağa koyuyorum. Deliği koyduktan sonra bu ilmeklerin sağa doğru kesilmesi gerekiyor ikisinin beraber. Onun için ilmeklerin yönlerini değiştiriyoruz ve sağ tarafa doğru kesiyoruz. Oo, detaylı. Bayağı detaylı. Evet. Bir de bunun döne döne olduğunu düşünün. Oo, düşünmeyelim bence dönmeyelim. Şimdi burada işlem kısa ama gerçekten tamamı olduğunda zor. Evet. Şimdi tam böyle tane odaklanma isteyen bir model evet, bence. Evet evet sürekli takip istiyor. Evet. Şimdi iki tane tersimi yaptım. Bakın yine sağ tarafta doluyorum. Önce dolamamı yapıyorum. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Ve sağa doğru kesiyorum. Sola doğru kestiğinizde böyle bir işleme gerek kalmayacak. Yani ikinci deliğimizi oluşturduğumuz sırada. İki de ters ilmeğimi yaptım. Bir tane yaprak için arada düz sütunumu yapıyorum. Sonra üçüncü modelim için yine iki ters ilmeğim iki kenarında doladım. Ve bu ilmeklerimin yönlerini değiştirdim. Ve sağa doğru kestim. Bu çok önemli bir detay. Kesme işlemini ben sağda dolayım ama sola doğru keseyim dediğinizde bu burgular böyle sağlı sollu ortada buluşmuyor. Hepsi böyle bir tarafa doğru bakıyor ve bu model çıkmamış oluyor.
Özellikle ilmek yönü değiştirmeye dikkat etmeleri gerekiyor izleyicilerimizin. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Arka tarafını olduğu gibi işliyoruz yine. İki düz, iki ters şeklinde. Ve her sırada bu burgu işlemini, yani kesme ve arttırma işlemini yapacağım. Arkada çok bakmaya gerek yok çünkü geri dönüş yaptığımız sıralarda dediğim gibi ilmeğin geldiği şekilde yapıyorduk, örüyorduk. Tekrar ön sıraya geldim. Şimdi kesme işlemini önce yapacağım, dolama işlemini sonra yapacağım. Bu zamanda da doladığım tarafa doğru kesme yapacağım için şöyle iki tersimi yaptım. Bakın şimdi burada bir deliğim var. Bu deliğimle bir sonraki ilmeği kesiyorum ama sola doğru keseceğim için ilmek yönlerinde bir değişiklik yapmıyorum. Kesiyorum ve doluyorum. Ne oldu? Yine doladığım yöne doğru kesmiş oldum ilmeği. İki ters, orta sütun için bir tane düz sıramız var. Yine iki ters. Kesme işlemimi düz yapıyorum. Çünkü sola doğru kesmem gerekiyor. Kestim ve artırıyorum. Her zaman yani bütün şu orta modelde dikkat etmeleri gereken tek şey ne tarafta dolama yapıyorlarsa ilmekleri o tarafa doğru kesmeleri gerektiği. Eğer bunu yapmazlarsa bu model çıkmayacak tabii ki. Sağlanmayacak. Bu model çıkmayacak tabii ki. Biraz risk barındırıyor bu model. Evet, dedim size televizyon seyredilerek yapılacak bir model değil. Tamam, zarafet var, kibar, güzel ama emek de var. Yani, her incelikte olduğu gibi yani, burada da bir emek yani var. Yani emek de var. İnsanlara da öyle davranırken, konuşurken değil mi? Ne kadar emek eder, ne kadar güzel hitap edersiniz karşılığı ona göre oluyor. Bunun da karşılığı ona göre. Zaten incecik bir ip. Evet, ip de ince. Ve incecik bir şişle örülüyor. Şimdi tekrar geldik diğer sıramıza. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bu sefer yine önce dolayacağım. Önce doladığım için ilmeklerimin yönlerini değiştirip sağa doğru keseceğim. Bu işlem roba kısmı bitene kadar aynı şekilde devam ediliyor. Yani bir sağa doğru kesiyorsunuz, bir sola doğru. Bir sağa, bir sola doğru kesiyorsunuz ve kestiğiniz yönde artırma yapıyorsunuz. Bunun dilimlerini söylemek istiyorum bir de ben yaka başlama sayıları belli olsun diye. Kaç olacak? Tamam. Evet. 1, 2, 3, 4 sıra bu ajör sırası önde var. 3 tane ajör kolda var. Bakın. Omuz kola kısmında. Aynı anda mı başlıyoruz? Tabii hepsi beraber. Oo, sırt, kol, ön hepsi aynı beraber. Anda. Hepsi beraber. Tamam. Onun için artırma işle artırma yerlerinde asla şaşıramazsınız. Yani şaşırmamanız gerekiyor. Diğer kolda da 3 tane var ajörümüz ki bunlar artıp 6 ajör şey 9 ajörü bulacak. Yani kolun tamamına kadar. Ve arkamızda yine 2 sağda, 2 solda ajörümüzle başlıyoruz. Yani her bir ajör için 7 ilmek başlayacağımıza göre 7 ve katları. Yani bu elbise bu kadar küçük olsun istiyorlarsa bu sayıda başlayacaklar. Hı hı. Ha, ya değilse mesela buraya 2 yerine 3 ajör koyarlarsa arka tarafı da 6 ajör koyacaklar. Kolları da 4'er koyacaklar ki elbise direkt 2 yaşında çıkar. Hı. O zaman 2 yaşında bir çocuğun giymesi. Toplam çarpı 7 yapacaklar. Gelir. Tabii toplam çarpı 7 yapacaklar. Ona göre genişliyor orada. Hı hı. Aynen. Aynen ona göre büyüyecek tabii haliyle. Peki Berna Hanımcığım. Şu an tamam mı? Orada görmek gereken tamam, bir detay var mı? Şu an tamam. Süper. Sonuna kadar bu böyle gidiyor. Etek kısmı için. Evet yaprak kısmı için. O detayları evet. Yaprak. Öyle tamam yapalım. O detayları göreceğiz inşallah. Tamamdır. Evet efendim o zaman buyurun hep birlikte sohbet köşemize geçelim. Vakit sohbet vaktidir. Günün konusu çok böyle hoş mu hoş bir konu. Etkili iletişimde zarafeti konuşacağız efendim. Sizleri de bekleriz. Zarafet bir bütündür. Bilgimizi, kültürümüzü tavrımızla gösterme şeklimizdir. Peki bulunduğumuz ortamlarda zarif olmaya ne kadar özen gösteriyoruz? Zarafet kuralları günlük hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri iletişimci yazar Betül Şatır birazdan Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Yeniden merhabalar efendim. Sohbet köşemizden selamlıyoruz bu sefer sizleri her sabah olduğu gibi.
Günün konusunu açılışta da aktardım, biraz önce de söyledim. Etkili iletişimde zarafeti konuşacağız bugün. Hepimiz aslında birazcık böyle sosyal ilişkilerimizde, insani ilişkilerimizde malumunuz böyle incelik bekliyoruz, kibarlık bekliyoruz, letafet bekliyoruz. Neden bu kadar ince ya da kibar olmak önemli bu ilişkilerde? İşte hepsini detaylandıracağız bugün inşallah. Kiminle? Betül Hanım'la birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim elhamdülillah. Her halimize hamdolsun. Sizleri de böyle iyi görmek bana daha da iyi hissettim. Ne kadar güzel. Sizi ağırlamak ve böyle incelikli bir konuyla ağırlamak da bizler için çok güzel. Estağfurullah. Hakkını vermeyi nasip etsin inşallah. İnşallah Betül Hanımcığım. O zaman böyle bir zarafet tanımı yaparak başlayalım mı? Evet şimdi, yapabiliriz. Ne diyebiliriz mesela zarafet dediğimizde neyi kapsıyor bu tanım? Zarafet aslında o kadar geniş bir coğrafya ki anlat bitmeyecek bir konu maalesef. Hani böyle bir ucundan tutabilirsek aslında baş edebileceğimiz bir husus. Çok latif bir konu. Konuşmaktan çok hoşlandığım, anlatmaktan çok keyif duyduğum da bir konu. Ama şöyle öncelikle bir ihtimam ahlakı olarak tanımlıyorum. Yani bir başkasına gösterilen özen, empati kurmak, onun duygularını, düşüncelerini anlayabilmek ve hal ve tavırlarımıza bunu yansıtabilmek olarak tanımlıyoruz. Herkesin birbirine karşı hakkını gözetmesi halidir diyebiliriz zarafete. Çok bütün bunlar aslında ne kadar kadim, kutsal kitapların bizden istediği, kutsal kitapların insan ilişkilerine dair yaptığı atıflarla çok da örtüşen bir şey. Yani bir iyi olma hali, bir kötü olmama hali, insanlığın iyiliği için, ötekinin iyiliği için ne yapabilirim sorgusu, bunu hal ve tavır ve davranışlarıma nasıl güzel yansıtabilirim, bir başkası benden nasıl olur da incinmez gibi soruların cevabı aslında hep zarafete işaret ediyor. Kibarlık ruhun görkemidir diyor biliyorsunuz uzmanlar. Aslında bu hem bedenen bizi ehlileştiren, kibarlaştıran, güzelleştiren bir şey hem de ruhen, ahlaken çok yükselten, yücelten çok hoş bir tanım. Allah hakkıyla anlayabilmeyi, hakkıyla yaşayıp yansıtabilmeyi davranışlarımıza nasip eylesin. Amin. Çok da güzel bir duayla bağladınız. Evet. Çok da güzel bir tanımla ihtimam ahlakı. Gerçekten çok hoş. Bu aslında sürekli bizim karşımızdakiyle ilgili bir manada tetikte olmamızı da mı söylüyor bize? Evet. Yani bizim yaptığımız her hareketten, her sözden, her davranıştan karşımızdaki insanlar, hatta belki sadece insanlar bile değil. Çoğu zaman belki ecdadımıza, geçmişimize baktığımızda yani bitkiye ya da cansız varlıklara bile, kitaplara örneğin çok saygıyla, zarafetle yaklaşmak, sert koymamak, tüm bunlar aslında iletişim halinde olduğumuz o tüm alemdeki yaratılmış her varlıkla bir ilişkimizde de bir böyle bir standart getiriyor mu ya da bir incelik, bir böyle daha detaylı bir yaklaşma ihtiyacı mı, yaklaşım ihtiyacı mı gerektiriyor? Kesinlikle bir başkası için, ötekisi için üst düzey bir sorumluluk duymak anlamına geliyor. Ve bir başkasına zarar vermekten, onu incitmekten bizi alıkoyan o iç frenler aslında zarafet dediğimiz kurallar bütünü. Zarafet bir harç cümle aslında. Yani bagajında birçok anlamı barındırıyor. Fedakarlığı barındırıyor, sevgiyi barındırıyor, meveddeti barındırıyor, muhabbeti, fedakarlığı, vefayı. O kadar güzel anlamında, yani bagajında o kadar güzel anlamlar olan bir kelime ki bir harç cümlesi. Hani böyle bütün iyiliği, meveddeti, muhabbeti, fedakarlığı, cömertliği, inciliği, letafeti, nezaketi aslında zarafet dediğimiz bir toprak sayarsak aynı toprağın mineralleri gibi algılayabiliriz. Bu bakımda da fert fert bizi iyi eden bir şey. Belki bir ferdin zarif olması bütün bir toplumu iyi eden bir şey. Biraz mesela şeyle de ilişkilendiriyoruz. Eles bezminde verdiğimiz bir söz var biliyorsunuz. Biz orada bela diyoruz, evet diyoruz. Yani kul olduğumuzu kabul ediyoruz. Bazı uzmanlar yani kelimelerin çok derinlerine, kökenlerine inen, ilgilenen uzmanlar bezmin çoğul olduğunu, bu ezeli verdiğimiz söze yapılan atıfın aslında topluca yapıldığını, topluca bizim evet dediğimizi, iyi bir toplum, güvenli bir toplum, meşru bir toplum olma yönünde, birbirimizi incitmeme yönünde de verdiğimiz bir söz olduğunu söylerler. Çünkü kul olmak nedir? Bir başkasını incitmemektir, had bilmektir, çizgiyi aşmamaktır, her zaman bir temkinli olmak, kendini sorgulama hali, daima bir iyi olma hevesidir, iyilik yapma gayretidir. Biz aslında kul olmaya dair evet dediğimizde ve bunu topluca dediğimizde aslında güvenli, meşru, hoş bir toplum içinde
evet dediğimize vardırabiliyoruz biraz edebiyatında imkanlarını kullanarak. Yani zarif olmak çok mühim. Hem fert fert çok mühim. Zaten fert fert zarif olduğumuzda, nazik olduğumuzda, kibar olduğumuzda tüm toplumun da iyileştiğini, güzelleştiğini, hallerin birbirine sariye olarak sirayet ettiğini, bizi güzelleştirdiğini, gönendiğimizi görüyoruz. O bakımdan zarif olmak her zaman her iletişimde, her davranışımızda ve tavrımızda çok mühim, çok kıymetli. Evet, yine çok güzel bir yerden açtınız. Yani kullukla bağlamak, kulluk adına verdiğimiz o res bezmiyle bağlamak. Yani biz çünkü bugünlerde mesela yaptığımız birçok sohbette de gelen konuklarımızla da konuşuyoruz, dini uzmanlarımızla, hocalarımızla. Bizim ibadet dediğimiz şeyleri bizler biraz daha aslında dar alana sıkıştırabiliyoruz maalesef. Evet. İşte bildiğimiz hani böyle namaz kılmayı, oruç kılmayı çok ciddi önemsiyoruz. Ama bazı aslında hayatı güzelleştiren detayları ki Efendimizin de söylediği gibi belki hani o tebessümün bile sadaka olması aslında ne kadar önemli ve bize hani sürekli tavsiye edilen şeyler ve toplumda çok ciddi var edici aslında belki öğeler. Bazen bunları atlayabiliyoruz. Evet. Çok önemli görmeyebiliyoruz ama aslında ortadan kalktığında da maalesef ki toplumda nasıl yozlaşmalar olduğu, işte birbirine karşı ne kadar sertleşmeler ya da işte ilişkilerin çok gerilebildiği ortamlar görebiliyoruz. Evet. Ve ne kadar etkilendiğimizi de aslında o zaman fark ediyoruz sanıyorum. Evet, tam bu arada bir zarif insanın, iyi insanın yalnızlığı meselesi ortaya çıkıyor. Yani zarif insanlar çok azlar. İşte iyiler çok azlar, bir avuçlar. Hakikaten öyle, her zaman da böyle olmuştur. İşte Peygamber Efendimiz 10 kişiyle yola çıkmıştır. 40 kişi olduğunda büyük bir güven duymuştur. Hep böyle iyiler, doğru olanlar, doğru tarafta duranlar bir yalnızlık içerisindedirler. Zarif insan da biraz böyle. Çünkü gerçekten hodbinleşen, kabalaşan, yozlaşan bir toplum gözlemliyoruz. Ve kötülükle aslında ruhlarımız biraz maalesef kuşatılıyor. Burada ben Mevlana Hazretleri'nin anlattığı bir derici hikayesi var. O geliyor aklıma. Bir gün bir derici adamcağız şehre iniyor ve güzel kokular duyulan bir attar dükkanının önünden geçerken bir menekşe kokusundan mıdır artık nedir bayılıyor. Çünkü hiç alışık olmadığı bir şey. Baygınlık geçiriyor. Adamcağıza daha güzel kokular koklatıyorlar. İşte üzerine su serpiyorlar. Neler yapıyor? Tokatlıyorlar. Adamcağız bir türlü ayılamıyor. Bir tane derici yani başka bir deba onu tanıyor. Diyor ki ben bunun ilacını biliyorum diyor. Bir çirkin bir safra kokusu koklatıyorlar. Adam kendine geliyor. İşte böyle bir şey sanki halimiz. Yani o kadar çok kötüye, kötü kokuya alışmaya başlıyoruz ki işte sosyal medyanın da yaşattığı o handikaplar, dijital imkanlarla geldiğimiz o hodbin, hoyrat noktayla beraber neredeyse güzellik, iyilik, hoş haller çok durağan, çok sıkıcı, çok az hallermiş gibi biz algılamaya başlıyoruz. Yani kötülük bizi kuşattıkça aynı dericinin hesabı gibi bir iyilik gördüğümüzde büyük bir şaşkınlık yaşamaya başlıyoruz. Halbuki bu olağan hal, olması gereken hal, peygamberimizden bahsettiniz. Aslında bir ahlak melodisi gibi kulaktan kulağa gelmiştir. Peygamberi bir tavır, peygamberi bir zarafet bugünün insanına. Ve Peygamber Efendimiz ne kadar çok selamlaşmaktan bahseder, ne kadar çok hal hatır sormaktan bahseder, bir başkasının derdiyle ilgilenmekten bahseder. Mesela mescidi hiç mücerret kullanmaz, böyle sürekli insanların hasta olup olmadığıyla, borcu olup olmadığıyla, evleneceğiyle, evlenmeyeceğiyle çok ilgilidir Peygamber Efendimiz. Yani toplumsal olarak bir başkasını önemsemek diye başladık ya, bir başkasının duygusuna, durumuna, haline, tavrına, geçimine, hastalığına, sıhhatine her türlü duyarlı olmak hali aslında zarafet hali. İşte hayata da dediğiniz gibi kurda, kuşa, kainata da zarif bakmayı sonrasında getiriyor. Ve tüm dünyayı içten dışa güzelleştiren bir hal oluveriyor zarafet. Peki Betül Hanımcığım, şimdi zarafet söz konusu olduğunda ya da böyle daha ince, kibar insanlardan bahsettiğimizde bazen şöyle şeyler duyabiliyoruz toplumda ya da kişilerin kendisinden. Örneğin ya ben hani şu yörenin insanıyım, biz de biraz daha hani böyle sesli konuşulur. Biraz daha biz böyle hani işte asabi tarzda insanlarızdır ya da hani ya biz biraz daha böyle hoyratızdır ya hani bana alınma gibi. Ya da mesela bazı insanlara bakıyorsunuz, böyle doğuştan getirdikleri bir zarafet var sanki. Hani böyle çok daha kibar davranışlara sahipler. Hani böyle baktığınızda bile hani böyle bir yanında böyle siz de böyle bir nezaketle doluyorsunuz böyle.
zarafet dediğimiz şey biraz da hani böyle kalıtsal bir şey midir? Hani böyle genlerimizde geçen bir şey midir? Yoksa öğrenilebilen de bir şey mi? Aslında zarafet az önce bahsettiğim hani harç cümlesidir dedim ve içerisine bir sürü güzel anlam sıralamıştım. Fedakarlık, vefa, vicdan, diğerganlık, işte empati yeteneği içimizde çok yerleşik şeyler. Cenab-ı Hak bir nüve olarak bizi yaratırken aslında içimize bunu kodlarla yerleştiriyor. Fakat bir çiçeği sular gibi sulamak, emek vermek gereken de bir şey. Yani evet zarif olabiliriz, ailemizden gördüğümüz gözlemlerle kibar davranabiliriz. Ama biraz bunu beslememiz gereken, öğrenmemiz gereken de bir tarafı var. Sizin başta bahsettiğiniz işte biz şuralıyız, işte biz biraz böyleyiz, bizi hoş görün. Ya da işte ben çok açık sözlüyüm canım deyip her şeyi söylemek kabalığı. Ya da işte ben çok açık sözlüyüm, işte ben ne yapayım çok samimi bir insanım, içim dışım bir benim deyip karşı taraftaki insana onun aslında incineceği her sözü söyleme hakkını bir kendimizde görmemeliyiz. Ya da bir yerli oluşumuz, işte Karadenizli oluşumuz, İç Anadolu'lu oluşumuz bize bazı imtiyazlar tanımamalı. Kibarlık dediğimiz şey, zarafet dediğimiz şey çok evrensel, çok net bir şey. Hepimizin nereli olursak olsun aslında itina ile uygulamamız gereken, hayatımıza yansıtmamız, tavırlarımızı ehlileştirmemiz gereken bir şey. O yüzden hem öğrenilebilir bir şey diyebiliriz hem de içimizde yerleşik bir şeydir diyebiliriz. Ama girdiği her yerde insanı sultan yapan da bir şey yani zarafet. Hatta şöyle de demiyor muyuz? Ya işte hep şöyle kaba insanlar tanıdım. İşte falanca da aslında oralıymış ama çok şaşırdım doğrusu ne kadar kibar bir insan ya diyoruz değil mi? Yani bazı ezberleri bozan davranış güzellikleri bizim hoşumuza gidiyor. Zaten biz kibarlık gördüğümüzde yüreğimizde bir ısınma yaşanıyor ve buna bir ahlaki yükseliş ismini vermiş uzmanlar. Bu ahlaki yükselişle beraber bizim de içimizde bir iyilik yapma isteği uyanıyor. Yani aslında bulaşıcı bir şey, öğrenilebilir bir şey, birbirimize ebelediğimiz, hani birbirimize verdiğimiz, aktardığımız da bir şey kibarlık. Çok da zor bir şey değil aslında. Mesela bir çift güzel söz söylemediği için hayatı kararmış insanlarla dolu her yer. Oysa biraz özen göstererek sözümüzü, sesimizi güzelleştirerek, davranışlarımızı daha da kibarlaştırarak bunu çok daha güzel bir zirveye, çok daha güzel bir noktaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Peki Betül Hanımcığım, sizi bulmuşken sormak istiyorum. Şimdi bir iletişimci olarak zarafet alanında hani bu kadar çalışan ya da konuşan özellikle biri olarak yaşadığımız çağ biraz daha hızlı, biraz daha böyle bize bireyselliği tabiri caizse tetikleyen, sen önemlisin diyen sürekli bu çağda ve artık birbirimize ulaşmamız ya da biriyle ilgili ya da yapılan bir şeyle ilgili yorum yapmamız ve benzeri gibi durumlar çok kolay tek bir tıkla yapabiliyoruz. Çok tabiri caizse hoyratça kullanabiliyoruz bu kelimeleri ve benzeri. Tüm bunlar bizim zarafetimizi ya da böyle incelikli ilişkilerimizi etkileyen şeyler mi ya da nasıl etkiliyor? Evet, maalesef biliyorsunuz dijital imkanlarla beraber hepimiz belli davranış kalıplarına yönlenmeye başladık. Yani bir modadır. Nasıl zarafet bulaşıcıdır, iyilik birbirimizi etkileyen bir serüvendir diye konuştuk az evvel. Kötülük de böyle aslında. İşte kabalığı, çirkin esprileri bir de bakıyorsunuz ki içselleştirmeye başlıyoruz. Mesela bir aralar ben insan sevmiyorum diye bir espri dolanıyordu. Gerçekten. Bir an aslında birinden zarar gördüğümüzde bizim de uygun bir yerde kullanabileceğimiz bir espri. Ama bu sosyal medyanın popülerleştirdiği ve bize dayattığı bir şey aynı zamanda. Halbuki bir Müslüman nasıl olur da insanı sevmez? İşte hanginizin daha iyi işler yapacağı hususunda sınanacağı bir dünya diyor mesela Cenab-ı Hak Mülk Suresi'nde. Sizleri daha iyi işler yapacağınız hususunda sınamak için gönderdik diye bahsediyor. Ve bize sürekli iyi davranmayı, nazik olmayı, güzel sözlerle, yumuşak bir sözle konuşmayı kadim kitaplar, kutsal kitaplar, Kur'an-ı Kerim sürekli böyle bir yönerge halinde. O zaman demek ki bizim ölçümüz aslında o olmalı. Popülerlik, işte modern olan söylemler, modern telakkilerle zehirlenmek diyoruz biz buna. Bu zehirlenmeye müsaade etmemek için besleneceğimiz kaynağı her daim birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Çok büyük bir hız dünyasındayız aynı zamanda. Ve
bu hız yeryüzü koşuşturmacası dediğimiz şey unutuşu çok hızlandıran bir şey. Unutuş ne mesela? Az önce bahsettiğimiz o ezeli ahit, işte o eles bezminde birbirimize verdiğimiz, topluca verdiğimiz, kardeşçe verdiğimiz o söz. Bu koşuşturma içerisinde biz bu unutuşu da hızlandırıyoruz aynı zamanda. Aslında yeryüzü bir ayrılık anksiyetesi. Yani öz vatanımızdan ayrıldığımıza dair bir hüzün içerisinde yeryüzünde yaralanarak yaşıyoruz değil mi? Hayat yorulmaktır, hayat yaralanmaktır, hayat incinmektir gibi çok edip sözler, tanımlar var. Bu incinmenin, bu yaralanmanın aslında bir devası var. O da zarafetli davranmak, zarafetli davranışlara muhatap kalmak. İnsanların boynunda görünmez bir levha asılı diyor bir Hintli düşünür. Ve o levhada bana kendimi değerli hissettir diye yazıyor diye söylüyorlar. Yani aslında hepimizin gerçekten boynunda görünmez bir levha var ya da yaptığımız hallerle, tavırlarla, taşkınlıklarla aslında hepimiz aynı feryadı yapıyoruz. Bana değerli hissettir. Benim kendimi sevmem için bana bir yol göster, bana bir ışık tut, bana bir el ver diye aslında neredeyse ağlıyor gibiyiz, yakınıyor gibiyiz, feryat ediyor gibiyiz. Ve bu feryadı hikmetle duyabilenler anlıyorlar ki zarafetle davranmak, işte kibarca davranmak, bir insanın içerisindeki o iyiliği uyandırmak, bu dünyayı da güzel kılan bir şey. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında da benim dikkatimi o çekmişti. Şimdi affedilmeleri mevzusunu anlatırken kıssada bütün bir toplumun kendi aralarında helalleştiklerini, birbirlerine karşı özür dilediklerini, acziyetlerini itiraf ettiklerini, topluca duaya durduklarını anlatıyor kıssa. Bakın orada aslında ne kadar yakalamamız gereken nüanslar var. Önce birbirlerine karşı helalleşmek meselesi, kırdıkları kalpleri onarmak meselesi, affedilmek için. Topluca duaya durulması, yani bütün bunlar halledildikten sonra topluca duaya durulması, acziyetin fark edilmesi. Yani ben bir kulum ve sen ne dersen, sen beni hangi güzelliklere yönelttiysen kabulümdür de denilmesi de her şey aslında zarafetle, nezaketle ve kibarlıkla çok ilişkili şeyler. Topluca birbirimize iyi gelmeliyiz. Topluca birbirimize iyi davranmalıyız. Ve bunun bütün yollar aslında bu noktada zariflikten, zarafetten geçiyor. Zor bir şey değil, yapılabilir bir şey. Zor bir şey değil, yapılabilir diye bitirmeniz güzel oldu. Çünkü ben tam oradan yönelteceğim tekrar size soruyu. Dediniz ki mesela bir Hintli düşünürün bana değerli hissettir. Hepimiz aslında gizli bir böyle bir levha taşırız dediniz. Şimdi bu aslında biraz da hani çok zor olmamakla birlikte hepimize çok ciddi de bir sorumluluk yüklüyor mu Betin Hanım? Yani günümüzde artık mesela birçok hani öğrenilen artık bilimsel ya da psikoloji alanındaki bilgilerle birlikte yaşadığımız ya da algılarımız işte hissettiklerimizin çoğunun mesela bizimle ya da ailemizle ya da kalıtsal getirdiğimiz şeylerle ilişkili olduğunu söylüyor aslında bize son dönemdeki bilgiler daha ziyade. Ama bu düşünürün sözünde olduğu gibi yaklaşırsak aslında her birimiz diğerinin hayatına, yaşanmışlığına, geçmişine, acılarına dair bir sorumluluk taşıyarak ya da öyle bir incelikle mi yaklaşmalıyız? Kesinlikle. Zarafetin zaten en üst düzeyde duyulan sorumluluk olduğundan da bahsetmiştik. Yeryüzünde edeple mukim olmak gerek diye mesela biz yine kadim öğretilerde, en eski kitaplarda, ana kaynak kitaplarda hep böyle tembihlerle büyümüşüzdür. Bu noktada insanın ilacı aslında sevilmek, meveddet, muhabbet dediğimiz o güzel kavram. Ve insan sevilmeyi biraz nazik olmakla çok daha kolay başarabiliyor. Biraz zarif olmakla çok daha kolay elde edebiliyor. Aynı şekilde karşımızdaki bir kişiyi sevmemiz onun o inceliğiyle çok alakalı bir şey, öyle değil mi? O yüzden zarafet madem kendimizi değerli hissetmemiz için çok mühim, bunu sağlamamızın bir yolu da sevilme ihtiyacımızı karşılayacağını bilmek aslında. Madem sevilmek için, değerli hissetmek için yaşıyoruz bu dünyada, bunun için bizim de her gün tekrarladığımız davranışlarımıza biraz nezaket katmamız gerekiyor. Her gün bir davranış kalıpları var tekrarladığımız, değil mi? Uyanmak, işimize gitmek, işimizden dönmek, araç kullanmak, işte iş arkadaşlarımızla konuşmak, halleşmek, söyleşmek. İşte bütün bu tekrarladığımız davranışlara biraz zarafet katmak çok zor bir şey değil. Hani çok da zor bir sorumluluk değil aslında bu. Yapılabilecek bir şey. Meyvelerini topladıkça, karşılıklarını buldukça
aslında bizi çok da şevklendirecek de bir şey. Hı hı. O yüzden biraz daha bu noktada özen göstermemiz gerekiyor. Yani hallerimizin ehlileşmesi için, zekamızın kibarlaşması için, işte sözlerimizin zenginleşmesi için biraz emek vermek aslında çok da zor bir şey değil. Devam edeceğiz Betül Hanımcığım. Ama şimdi efendim güzel bir VTR'miz var. Buyurun hep birlikte izleyelim. Etkili ve güzel konuşmak için bilmemiz gerekenler nelermiş? Ardından biz buradayız. Sohbetimiz devam edecek. Güzel ve etkili konuşmak kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlar ve sosyal hayattaki saygınlığımızı artırmaya yardımcı olur. İyi bir diksiyona sahip olmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Fakat bu konuda uyulması gereken kurallar kadar kaçınmamız gereken ayrıntılar da önemlidir. Öncelikle konuşma sırasında çok fazla kelime kullanmak ve gereksiz ayrıntılarda boğularak gerçek konudan uzaklaşmaktan kaçınmak gerekiyor. Sade ve akıcı bir konuşmanın yerine çok fazla teknik terim kullanmak veya karmaşık cümleler kurmak bizi anlaşılır olmaktan uzaklaştırıyor. Dilimizin söylediğini, ses tonumuzun ve beden dilimizin desteklemesini sağlayamamak da iletişim becerimizi olumsuz etkileyen bir başka ayrıntı. Konuşurken seçtiğimiz kelime ve terimleri karşımızdakinin seviyesine göre seçmemek ve heyecan ve panik durumundan sıyrılamamak da iletişim sürecini olumsuz etkileyen etkenler arasında yer alıyor. Devam ediyoruz efendim yayınımıza. Günün konusu etkili iletişimde zarafet, detaylandırıyoruz Betül Hanım'la birlikte. Betül Hanımcığım, en son dediniz ki mesela rutinlerimizi daha zarif bir hale yapma çabasında olmalıyız. Örneğin sabah uyandığımızda, işte aracımıza bindiğimizde ya da toplu taşıma araçlarına bindiğimizde, iş yerimize gittiğimizde, işte iş yerindeki belki arkadaşlarımızla iletişim kurduğumuzda ve benzeri. Biz şimdi zarafet dediğimizde genelde hep hani ötekiyle iletişimde bir zarafetten, evet, bahsediyoruz. Kendi hayatlarımıza zarafeti bireysel hayatımıza oturtmak ya da kendimiz için daha doğrusu. Örneğin mesela ben yataktan kalkarken nasıl zarif olacağım? Kahvaltı hazırlarken, çayımı içerken nasıl zarif olacağım? Evet, mesela diyelim ki tek başınayız. Aslında yataktan kalktığımızda yatağımızı kapatmamız, akşam tekrar temiz, belki nevresimleri değişmiş bir yatağa girmek istememiz, kendimize zarif davranmamız aslında. Hı. Diyelim ki ilerledik mutfağa, bir kahvaltı yapacağız. Böyle her şey yalap çalap, ekmeğin işte yoğurdu kabından yiyeceğiz, ondan sonra ekmeği kabından çıkartmayacağız. Böyle değil, böyle zarif dilimler, sonra geride kalanları da kullanabileceğimiz o zarif hamlelerle, güzel bir tabak hazırlayarak belki şöyle renkli, önce gözümüze hitap edecek, geçiştirmeyeceğimiz, kendimizi de geçiştirmeyeceğimiz, kendimize zarif olacağımız ortamlar var böyle, bunu anlayabiliriz. Yine giyinirken bize en yakışan, bizim en rahat edeceğimiz kıyafetleri tercih etmemiz. Daha çok ne yapıyoruz? Başkalarının beğenisine, başkalarının bizi beğeneceğine, puanlayacağına dair giyimler, kuşamlar tercih ediyoruz. Ama aslında biz de çok önemliyiz. Hangi rengi sevdiğimiz çok önemli, hangi kıyafet içerisinde daha rahat ettiğimiz, daha mütesettir hissettiğimiz, daha mutlu hissettiğimiz çok önemli. İşte bütün bunlar aslında kendimize zarif olma biçimleri. Kendimizi değersiz görmemek, yalnız da yiyorsak bir yemeği belki oraya bir ambiyans, bir ortam oluşturmak kendimizi çok iyi hissettirecektir. Önce kendimize zarif davranmak zaten başkasına zarif davranmak olarak bize karşılık buluyor. Yani bunu kendimizde pratik ettikçe başkalarına da zarif davranmaya başlıyoruz. Hı. Çünkü en önce biz hak ediyoruz değil mi? Kendimizde kendimize yönelik aslında bir antrenman içerisinde zarif olmanın böyle provalarını yapabiliriz. Bu bize çok değerli hissettirecek bir şey. Kendimize önemli hissettireceğimiz bir şey ve kendi elimizle yapacağımız bir iyilik. Ondan sonra başkalarına da böyle zarifetli davranmak, kibar davranmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Yatağımızı kapatmak mesela, dediğim gibi evimizi temiz tutmak, işte bir masa, çalışma masamızı böyle hoş bir şekilde dizayn etmek, işte güzel kalemler,
Anladınız siz benim aslında ne demek istediğimi, değil mi? Kendimize karşı özen içerisinde olmak. Nasıl olsa beni kimse görmüyor. Günü kurtarayım, buradan böyle bugün de böyle geçsin. Bugün de yoğurdu işte kabından yiyeyim. Bugün de işte çatal kullanmasam da olur değil. Her zaman nazik, böyle bir çat kapı sanki biri geldiğinde buyur edeceğiniz zariflikte bir hayatı yaşamak aslında kendimize zarif olmak. Mesela kendimize dair ruhumuzu yormamak, ruhumuzun güzelleşmesine katkılar sağlayacak filmler izlemek, kitaplar okumak, bir şeyler öğrenmek de kendimize karşı zarif olmanın bir parçası. Yani sözlerimizi, seslerimizi güzelleştirme çabaları, ondan sonra daha iyi bir insan olma yolculuğunda yaptığımız eğitimler, aldığımız eğitimler, işte okuduğumuz, bitirdiğimiz kitaplar, altını çizdiğimiz satırlar, işte yarın için alacağımız güzel, önemli kararlar da aslında kendimize zarafetle davranmanın parçası diye düşünüyorum. Bu toplum doğru, diğer bir kişiye doğru sürekli değişecek, büyüyecek bir halkadır diye de söyleyebiliriz. Evet, buralarda aslında çok kıymetli. Evet. Aslında bir manada kendisine ince ya da zarif olmayan insanın anladığım kadarıyla başkalarına da zarafeti bir noktaya kadar kalabiliyor. Evet. Biraz da iletişimden konuşsak Betül Hanım. Evet. Etkili iletişim ya da birbirimizle olan olması gereken iletişimde zarafet nasıl bir yerde duruyor ya da ne kadar etkiliyor? Evvela belki söz konusuna değinmeliyiz. Biliyorsunuz bizim medeniyetimiz biraz söz medeniyeti. Ubeydullah Ahrar Hazretleri aslında dilin kalbe, kalbin de ruha bir bağlantısı olduğunu söylüyor. Aslında söz dediğimiz şey böyle bir çırpıda dilimizden dökülüveren şeyin ne kadar uzun bir yolculuğu olduğunu anlıyoruz. Dilden kalbe, kalpten ruha, oradan beynimizde uzun bir yolculuk yaparak tekrar dilimize dökülen bir şeyden bahsediyoruz. Bir emekten bahsediyoruz aslında. Söz gerçekten çok önemli. Söz bir sihir aslında. Söz duadır, söz sihirdir, söz kehanettir deriz her zaman. Bu noktada sözün çok önemli olduğunu, kelime bilgisinin, işte atasözlerini bilmenin, sehli mümteni gibi konuşma sanatlarının işte çok az bir anlamla çok büyük manalar kastetmenin, bu yolları öğrenmenin önemine değinebiliriz belki. Bu noktada hani çok güzel şiirler de var. Konuşurken şiirleri ezberlemenin önemli de belki konuşuruz. İşte söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, yağ ile bağ ede bir söz diyor mesela. Öyle önemli ki söz kimi zaman baş yitiriyor. Evet. Çok mühim bir nokta. O yüzden söz noktasında bol bol okuyarak belki, güzel konuşan insanlarla beraber olarak belki sürekli bir güzelleşme temayülünde, isteğinde, hevesinde olmalıyız. Çünkü söz gerçekten çok önemli. Söz, lisanlar da insan gibidir diyor bir şiirinde Süleyman Çobanoğlu. Dinleri vardır diyor. Lisanlar da insanlar gibidir. Onların da dinleri vardır. Türkçe Yunus Emre Hazretleri'nin önünde diz çöküp kelime-i şehadet getirmiştir diyor. Aha, çok bu beni çok etkileyen bir söz. Hakikaten Türkçemizin Müslümanca konuşulması, Müslüman tavırlarla anlamlar kazanması da çok kıymetli. Mesela Allah'a ısmarladık diyoruz değil mi? Bu çok güzel bir dua. Hem de böyle Türkçemize çok Müslümanlaştıran, özel kılan da bir hal. Yani dilimizi de öğrendiğimiz o bir yönüyle yaslandığımız o hakikatle çok ilişkili kullanmalıyız. Yani söz duadır dedik, söz kehanettir dedik ya. Ağzımızdan çıkan sözlerin aslında basit şeyler olmadığını, muhakkak bir canı olduğunu, ruhu çok etkilediğini, karşımızdaki insanın neşvesine yahut bunalımına nasıl katkılar sunabileceğini bence çok üzerinde düşünmeliyiz. Çok bu konuda çalışmalıyız. Yani söz kalbe şifadır ve sözün nereden geldiği tesiriyle çok ilişkili bir şey. Mesela kalpten kopup gelen bir söz kalbi çok etkiliyor, çok kuşatıyor. Ama hani işkembe-i kübra dediğimiz gibi hani boş boş konuştuğumuz, boş yaptığımız, sadece söylemek için söylediğimiz sözler de kulaktan geri dönüyor mesela. O yüzden sözün nereden
çıktığı çok önemli. Kalpten çıkmalı. Hatta sahibiyle meşgul olan bir kalpten çıkmalı. İşte Cenab-ı Hak'la her daim meşgul olsak, işte İslam dinimizin incelikleriyle, her daim kafamız o hakikat zeminiyle her daim meşgul olsa sözlerimiz de çok zarif, çok latif, çok hikmetle çıkacaktır. Bu bakımdan sözler gerçekten çok önemli. Hal dili var, beden dili var, diplomasi dili var, yazı dili var biliyorsunuz. Bu konuda girmemiz gereken çok husus var. Ama biz bu noktada zarafeti biraz şey yaptık, önemsedik. Her bakımda yazarken de halimizle de tavrımızla da çok önemli aslında zarif olmak. Mesela ben şimdi kızımı Yeni Kudüs'ten buraya karşıladım. Daha dün kavuştuk elhamdülillah sağ salim. Sabah namazına gitmişler Mescid-i Aksa'ya. Dedi ki anne işte gelip niye uyumadın kızım? Çok yoğundu programınız dediğimde. Hayır anne dedi sabahın ilk ışıklarına kadar biz avluda bekledik dedi. Neden dedim? Çünkü dedi orada askerler dedi. Girmiyorlar zannediyoruz ama mescide giriyorlar ayakkabılarıyla dedi. Biz orada dolaştıkça işte mescitte avluda bulundukça giremiyorlar dedi. Biz onu fark ettik dedi. Daha 15 yaşında. Aslında fark etmeden bir murabıtlık şeyini, misyonunu yüklenmiş. Ve beden diliyle sadece orada olarak, bir mümin olarak, orada bulunarak askerin mescide girmesini, askerin postallarıyla müminlerin alnını secdeye götürdüğü o ortamı kirletmesine mani olduğunu fark etmiş. Yani ne kadar önemli değil mi? Bakın tek bir söz yok askerle arasında konuştukları. Sadece bedeniyle orada var olarak, İşte Müslüman görünümüyle var olarak aslında bir şey başardığını fark etmiş. Bu bakımdan hakikaten iletişimin çok böyle unsurlarıyla da barışık olmamız, bunu çok etkin kullanmamız gerekiyor. Beden dilinin önemi de bu manada benim çok önemli bulduğum bir şey. Bir örnek daha geldi aklıma. Lütfen buyurun. Çok kıymetli bir vaize hanım var aslında. Hepimizin de bildiği bir hoca hanım. İzni olmadığı için isim vermeyeyim. Normal diyor bir babam var benim diyor. Hani çok dindar bir adam değil diyor. Normal yurdum insanı diyor. Öyle bizleri hafız yetiştirdi, bizleri vaiz hanımlar olarak yetiştirdi. Bir gün sordum babacığım bu senin nereden aklına geldi? Hani sana bu nereden esti diye sorduğumda bana şöyle bir cevap verdi dedi. Babam temizlik işçisiydi dedi. Kadıköy'de vapur insanların bindiği indiği o alanda temizlik yaparken her gün çok güzel giyimli, kuşamlı, mümin bir hanımefendi görüyormuş. Haftanın üç günü filan. Muhtemelen bir müftülükte çalışan kıymetli bir hoca hanımı görüyor. Onun hallerinden, tavırlarından, duruşundan, vapura binişinden, inişinden o kadar etkileniyor ki. Bu kadar nezaketli bir hal, bu kadar zarif bir hal benim kızlarıma da nasip olsun diyerek aslında çok da aklında yokken, çok da dindarlık bir temayülü bulunmazken çok hayırlı, güzel, mübarek evlatlar yetiştiriyor. Yani o hanımı düşünsenize hiçbir cümle kurmuyor. Hiçbir şekilde o abiyle, o amcayla muhatap olmuyor. Sadece oradan edeple, zarafetle her gün geçiyor, işine gidiyor, işinden dönüyor. Bu bile ne kadar etkili. Ve bizim karşımızda şu an çok kıymetli bir vaize hanım olabiliyor yani. Böyle bir hikayenin sonrası nereye gelebiliyor. O yüzden beden dili gerçekten de çok önemli. Bu noktalarda durduğu yeri bilmek, işte yerli yerince davranmak, yeri geldiğinde özür dilemek, yeri geldiğinde teşekkür etmek. İşte o küçük dağları ben yarattım tavrıyla haliyle değil de biraz mütereddit, biraz kendini durduğu yeri sorgulayan, kimseyi incitmemek isteyen bir tavırla halle yürümek hepsi zarafete dairdir diyoruz ve çok güzeldir diyoruz. Böyle cevaplayabiliriz. Evet, çok da güzel cevapladınız Betül Hanım. Özellikle bu son örnekte bazen sanıyorum hani ya benim hani şu kapıdan nasıl girdiğim ya da kapıyı nasıl açtığım örneğin ya da mesela o kapanan kapılar var ya hani açıyoruz arkamızdan biri geliyor mu gelmiyor mu hiç bakmadan o kapıyı mesela pat diye bırakıyoruz. Ya ne kadar etkileyebilir ki diye düşünebiliyoruz. Oysa bunların tamamı zarafet değil mi? Mesela ben açıkçası beklediğimi görüyorum yani toplum içerisinde yaşarken. Yani önümdeki birinin mesela kapıyı tutması anlık bir hareket belki ama sizi çok muazzam hani mutlu edebiliyor. O söylediğiniz gibi değerli hissettirebiliyor. Ya hani beni gördü diyorsunuz. Bana incelikle davranış geliştirme nezaketinde bulundu diyorsunuz. Aslında bunlar çok da basit şeyler değil belki. Gün içerisinde yaşadığımız belki birkaç saniyede gelişen ama birbirimize işte bir anda değerli hissettirebileceğimiz. Bak seni gördüm
dediğimiz anlar sanıyorum. Evet, var olmak algılanmaktır diyor Berkeley. Gerçekten aslında bizler algılanmak istiyoruz. Hayatta yaşadığımızı fark etmek istiyoruz. O yüzden gençlerimiz sürekli sosyal medyada like alarak, eleştiri alarak, linçlenerek bile varlıklarının farkına varmak istiyor çocuklarımız. Hatta bütün insanlar. Mesela bazen diyorsunuz ki bir insan bile bile bu hatayı neden yapar? İşte bir paylaşım yapıyor, büyük bir linç yiyor. Aslında içten içe o an yaşadığını hissetmeye çalışıyor. O kadar hayatla ilgili damarları, bağlantıları uyuşmuş ve yok olmuş ki. O linç bile aslında ona yaşadığını fark ettiren bir şey. Buna imkan vermesek aslında, yüz yüzeyken, gerçek hayattayken onu algılamış olsak, onu fark etmiş olsak. Aslında biz şu an hani zihnimizin prizmaları bize her şeyi kötü gösteriyor biraz ama. Yani sosyal medya var, biliyorsunuz teknoloji var. İşte sürekli her şeyin kötü gittiğine dair bir inanç, bir akış var. Bütün bu akışın nedeni de aslında yine iletişimsizlik. Modern insan çok derin bir sohbet açlığı çeken insandır diye bahsediyor psikologlar. Birbirimizle sohbet etmediğimiz için, birbirimizi fark etmediğimiz için, birbirimizin sohbet beklentisine gerekli cevapları vermediğimiz için aslında anksiyetelerle uğraşıyoruz. Mesela pandemiden sonra insanların halleri, tavırları çok değişti ne yazık ki. Herkeste bir duygu durum bozukluğu gibi bir şeyler gözlemlemeye başladık. Bu biraz birbirimizden ayrı kalışımızla çok ilgili. Birbirimizin yaralarına merhem olmayışımızla, olamayışımızla aslında çok ilgili. Bu açığı kapatmamız gerekiyor. Birbirimizin yüzüne baktığımız, göz teması kurduğumuz, omuz hizasında buluştuğumuz o karşılaşmaları çok çok arttırmamız gerekiyor. Yoksa gerçekten toplumun birçoğunda hani hepimiz diyoruz değil mi? Şu arkadaşım çok değişti. Evet. İşte bu arkadaşımda bir haller var. Ya ona pandemiden sonra bir şeyler oldu değil mi? Böyle cümleler kuruyoruz. Aslında ona şifa olacak da bizim davranışlarımız, bizim hareketlerimiz. Ha olmuyorsa yapacak bir şey yok artık. Yani baktınız o size her şekilde artık zarar veriyor, aşağı çekiyor, sizi kötü hissettirmenize neden oluyorsa elbette yapacağımız çok bir şey yok. Ama yapabileceğimiz şeyler olduğu noktasında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani biz sohbet, muhabbet, ülfet, meveddet dediğimiz o güzel kavramlar yeniden iyileştirecek. Yaralarımızı onlar saracak ve bu ancak bir insanla mümkün. İkili bir iletişimle, etkileşimle mümkün. O yüzden sohbet konusunda hiç es geçmeyelim. Güzel sohbetlerde dostlarımızla daima buluşalım, onlara zaman ayıralım. Evet. Peki Betül Hanımcığım, şimdi aslında çok cinsiyetçi konuşmayı tercih etmeyiz. Ama söz konusu zarafet olduğunda genelde akılları biraz daha hanımefendiler geliyor gibi. Evet. Ya da biz hanımefendilerden biraz daha böyle incelikli davranışlar bekliyoruz. İşte yaratılış itibariyle fıtraten de onların böyle daha incelikli, bizlerin dediğim daha hani böyle kibar davranışları hani bir manada otomatik olarak kendilerinden çıkmasını bekliyoruz ya da gözlemliyoruz. Peki gerçekten böyle mi? Zarafet dediğimiz şey aslında her insanda belli oranda gözlemlenmesi gereken ya da hepimizden bir manada beklediğimiz davranışlar silsilesi değil midir? Kesinlikle, yani bu ihalenin nasıl hanımlara kaldığını ben aslında anlayamıyorum. Evet. Halbuki örnek olarak hep müzekker şahsiyetler var önümüzde. Efendimiz var mesela. Evet. Peygamberi bir tavır, bir ahlak melodisi kulaktan kulağa gelmiş bir tını diye bahsetmiştik az önce. Evet. Yine Allah dostlarının çoğu nezaketle, zarafetle ve letafetle davranan erkek kullar. Yani işte Ubeydullah Ahrar'dan bahsettik erkek, Yunus Emre'den bahsettik erkek değil mi? Bir Rabiatün Adeviye var aklımıza gelen. Evet. İşte Hazreti Ayşe'ye bazen bir atıf yaparız. Aslında biz daha çok anlam dünyamızı alimler, erkek alimler domine ediyor. Ve onların zarafeti üzerinden bir şeyleri algılayıp öğreniyoruz ve hayata geçiriyoruz. O halde bu teori çöktü. Yani biz kadının da erkeğin de zarif olması gerektiğine inanıyoruz. Böyle olmalı zaten. Çünkü peygamber zarifti. İşte Hazreti Ayşe'nin zarafetiyle idare etmemişti. Onun hanımlığıyla, hassaslığıyla, kibarlığıyla yetinip kendisi hodbin ve kaba davranışlarda bulunmamıştı, öyle değil mi? Yani peygamberimizi düşünsenize ne kadar nazik bir insandı ki başına deve işkembesi dökebildi müşrikler. Hmm. Ne kadar nazik bir insandı ki bir gün bir bedevi geldi, boynunu çekiştirdi, bana bak bana bak diye de
boynu böyle kıpkırmızı oldu. Yani Peygamber Efendimiz çok zarif bir insandı, bu besbelli. O yüzden sadece zarafeti hanımlara mal etmiş olsaydık Hazreti Ayşe ile ilgili bence bir işaret görürdük. Sadece onun zarif olmasıyla ilgili. Bu böyle değil. Biz hep Allah dostlarının zarif olmasıyla, empati kurmasıyla, diğer gam olmasıyla, tüm bir ümmet için acı çekmesiyle, tüm bir insanlık için projeler geliştirmesiyle tanıyor, hatırlıyoruz değil mi? Bütün işte İmam Gazali Hazretleri neden kaleme aldı onca eseri? Tüm dünyayı güzelleştirmek için, bütün dünyayı İslamlaştırmak, Müslümanlaştırmak için, iyiliğin, ahlakın, zarafetin, felsefesini cümlemize kabul ettirmek için yaptı. Kur'an da öyledir. Yani ey insanlar diye hitap eder. Ey kadınlar diye hitap edip bir cümle kurmaz. Yani hep ey insanlar der, böyle bir eşit sorumluluk yükler hepimize. O bakımdan hani, ama toplumumuz maalesef işte bacaklarını metroda ayırarak işte iki kişilik yer kaplayan bir erkeği daha kolay tölere edebilirken böyle yapan bir hanımı hiç görmek istemiyor. Ama biraz da kadına çok yakışıyor çünkü zarafet. Yani bu kabalık gerçekten kadında Photoshop gibi duruyor, montajlanmış gibi duruyor. Kadın tabiatı gereği latif zaten, cins latif diyoruz ya. Bu noktada zarafete, nezakete çok daha yatkın bir halimiz var, bunu kabul edelim. Ama bu erkeklerin bundan muaf olacağı, bundan işte sınanmayacağı noktasında bizi bir akıbete götürmez. O noktada hepimizin toplumca, mümince zarif olması, latif olması bence en güzel tutumlardan bir tanesi. Bir şekilde toplum içerisinde herkes dahil olduğunda aslında bir şeyler daha da net ya da güzel yaşanabilir hale geçiyor zannediyorum. Peki Betül Hanımcığım, şimdi Efendimiz'den örnek verdiniz. Ben de mesela yine Vahiy Kaynağı kitabımızdan hatırladım. Mesela çocuğuna oğulcuğum diye hitap eden peygamberlerimiz var. Evet. İşte ya da babacığım diye seslenen yine erkek peygamberler var. Aile içerisinde zarafet ya da bu incelikli yaklaşım söz konusu olduğunda gerek eşler birbirlerine, gerek anne babalar çocuklarına nasıl incelikli yaklaşımlar sergilemeliler? Evet, bir kere aile her gün gördüğümüz, görerek birbirimizi aslında biraz eskittiğimiz, bir yoğun mesajlaştığımız bir yoğunluk aslında. Bu bizi asla ona karşı kaba davranmaya ikna etmemeli. Nasıl olsa akşam bir daha görüşeceğiz. Nasıl olsa benim evladım değil mi? Döverim de severim. Bu tarz yaklaşımlar bizi kaba olmakta maalesef ikna eden davranışlar, hodbin olmakta, hoyrat olmakta ve maalesef aynı hareketleri aslında çocuklarımız bizden de aynalıyorlar. Madem zarif bir toplum, tüm dertlerin ilacı, güzel söz bütün kılıçları konuna sokan, yelkenleri suya indiren bir şey, o halde biz bunu ailede de yapmalıyız. Birbirimize karşı da böyle hoş geçim içerisinde olmalıyız. Güzel sözlerle birbirimize yönelmeliyiz. Her gün görüyor olmamız bir kişi. Kabalık etmemiz, nezaketsiz davranmamız, haksızlık etmemiz anlamına gelmemeli. Her gün görüyoruz ama bir sabah uyanmayabilir mesela bir aile ferdi. Ya da bir akşam işine giden bir baba akşam dönmeyebilir. Veya akşam eve geldiğinizde o kapı açılmayabilir. Yani bütün bunları, hayatın geçiciliğini hissedin diye bir kavram var. Hayatın geçiciliğini hissetmek de zarif olmamız, zarif davranmamız üzerinde çok etkili bir söylem, bir çıkış noktası. Bu manada belki aile içi zarafetli iletişim noktasında bu hayatın geçiciliği metaforu çok mühim. Yani hiç kimse sonsuz bir hayat yaşamayacak, her şey yerli yerinde, yolunda gitmeyecek düşüncesi zihnimizin bir yerinde bizi hastalandırmayacak kadar ama doğru davranmaya yöneltecek kadar hep yanıp sönmeli. Ve bu durumda zarifçe yönelmeliyiz birbirimize, eşler birbirine. Nasıl iletişimin kuralları, işte fısıldamak, ayıp. Kendi aranızda işte alçak sesle konuşmak çok doğru değil, yüksek sesle konuşmak ayrı bir handikap, tam orta ayar kararında bir sözle, sesle konuşmak, işte beden dilini zarifçe kullanmak, işte karşısındakine kötü hissettirmeyecek hallerde, davranışlarda mesajlaşmak, iletişmek, nasıl toplum içerisinde birçok yerde kuralsa aile içerisinde de kural olmalı. Yani giyimimize, kuşamımıza da aslında aile içerisinde dikkat etmek
etmeliyiz. Yani kadınlar çok eleştirilir yani böyle dökülüyor işte yamalı işte bir iplik çekseniz 40 tane yama düşecek kadar eski kıyafetleriyle işte çamaşır suyu olmuş delinmiş eşofmanlarla işte çocuklarının yanında eşinin yanında ne yapıyor? Dağınık saçlarla hayat tüketiyor, ömür tüketiyor. Yani bu da zarafetin kapsamının dışına çıkan bir şey. Onları da göz zevklerini düşünerek, ileride modelleyeceğini sizi düşünerek çok özenli, çok hassas olmalı. Bu bize de iyi hissettiren bir şey. Yani evin içerisinde derli toplu giyinmek, güzel kıyafetlerle dolaşıyor olmak bize de kendimizi iyi hissettireceğimiz bir şey. Ve bu halka halka iyilik olarak diğer fertlere de yayılacak bir şey. O halde her gün görüyoruz diye kimseye kaba ve önemsiz davranmamalıyız. Onları önemsiz hissettirmemeliyiz. Bir de şu açısı var, iş arkadaşlarından, okul arkadaşlarından daha fazla aileyi görmesi durumu var çocuğun. Daha fazla gördüğü daha fazla yara açar. Yani en fazla gördüğünden en fazla güzellik görmeli, özen görmeli. Bu da bizi çok iyileştirecek bir şey. Evet. Bu noktada inşallah Allah hepimize güç, kuvvet, gayret versin. Amin. Bu söylediğiniz zannediyorum çok çok kıymetli. Böyle altını kalın kalın çizmek lazım galiba. O daha çok gördüğümüz, daha çok teşviki mesaide bulunduğumuz insanlara karşı sorumluluğumuz da bir nebze daha artıyor diyebilir miyiz? Evet. O yüzden mesela aileden başladım ve aileden sonra belki bir şekilde iş ortamlarımız geliyor diyebilir miyiz? Çünkü ailemiz ve hani yakın akrabalarımızdan sonra en çok aslında vakit geçirdiğimiz işte gün içerisinde saatlerimizi böyle birlikte bir şeyler yaptığımız, paylaştığımız, birlikte işler ortaya koyduğumuz iş arkadaşlarımız. Onlara karşı sorumluluklarımız iş ortamında böyle letafet ya da nezaket dediğimizde neleri daha ziyade düşünüyoruz? Her insan bir kere geniş bir çevre kurmak ister. İmajına, kariyerine katkıda sunacak bir şeyleri kovalar. Yani böyle bunlara dair ipuçlarını kovalar değil mi? İş hayatında da zarafetli davranmak bizim belki kariyerimize çok olumlu etkiler yapar. Kendimizi ifade etmemize, algılanmamıza, karşı tarafa kendimizi doğru anlatmamıza çok büyük katkıları olacaktır. Hani işte yükselmek, işte çevremizi genişletmek, geniş bir muhitse sahip olmak, işte falanca ve filancalar tarafından saygı görmek, ya o mu selam gönderdi, pekala hemen sizin işinizi halledelim gibi bir sözün yankısını bulmak hepimizin istediği şeyler. Bu da iş yerindeki zarif olmamızla çok ilgili bir motivasyon. Elbette iş arkadaşlarımıza bazen ailemizden daha fazla bile bir özen gösteriyoruz. Bu konuda bir kere dengeli olmamız gerekiyor. Yani zarafet dediğimiz şey bir denge. Yani yalnızken kendimize de yapabileceğimizi konuştuk. Ailemizi de her gün gördüğümüz halde zarif olacağımızın altını çizdik. İş arkadaşlarımız da bizim neredeyse ikinci ailemiz. Onlara da işte kırıcı olmamak, yükselmemek, onlara öğretici olmak, bildiklerimizi onlara aktarmak, yarın biz o işte değilsek o işin devam edeceği, tıkırında işleyeceği bir sistem kurmak, yani bütün bir bilgiyi kendi elimizde tutup kimseye öğretmemek, kibirli davranmak, işte yöneticiysek onları biraz daha kötü hissettirecek, kendilerini böyle cesaretsiz bulacakları noktalara itecek davranışlardan kaçınmak çok önemli. Bu noktada iyi bir muhit için, iyi bir kariyer için, güzel bir tanınmak, meşhur olmak, yani güzellikle, iyilikle, adil bir kimse olarak bilinmek, tanınmak bakımından da iş hayatında davranışlarımız çok önemli. Yine iletişimin tüm kuralları orada geçerli. İşte güzel sözlere yatırım yapmak, güzel cümlelerle konuşmak. Yine o kitap okumanın önemi burada tekrar ortaya çıkıyor. Onlarla ilişkilerimizde temkinli olmak, bilge davranmak. Yani bir yaşam bilgeliği aslında zarafet. Nerede olursanız olun oraya yöntemleriyle uygulayabileceğiniz bir yaşam zarafeti diye cevaplayabiliriz belki. Peki. Bu noktada biraz daha bize etkili iletişim özelinde, etkili iletişim söz konusu olduğunda beden dilimizin, sözlerimizin, işte zarafetli yaklaşımımızın önemi nedir ve nasıl bir bütün halini alıyor, nasıl bütünleşikli bir yaklaşım oluyor? Bir kere hakikat dediğimiz şeye çağrıda bulunmak için de bizim bir iletişime ihtiyacımız var değil mi? Biz bir kere hakikatin yeryüzündeki temsilcileriyiz. Hazreti İnsan olarak, Necmi'ül Bahreyn olarak, işte Afitab-ı İyan olarak
Peygamber Allah-u Teala'nın bizi tanımladığı çok güzel böyle eşrefi mahlukat gibi Hazreti insan olduğumuza dair çok güzel tanımlar var. Ve bizler yeryüzünde insan Allah-u Teala'nın halifesiyiz. Hakikate çağıracak olan diller, yürekler bizde mevcut. Yani tekrar bir vahiy inmeyecek, bir peygamber sedası şu an kıyamete kadar duyulmayacak. Bunun devamcısı olan, bunun yayıcısı olan kişiler biz müminleriz değil mi? O yüzden hakikatin davetine, hakikati davet etmenin zekasına biraz emek vermek gerekiyor. Bu bakımdan da iletişim çok önemli. Şöyle düşünüyorum ben her zaman. Mesela AVM'ler her gün vitrinlerine o kadar büyük özen gösteriyorlar ki, o kadar yeni ışıklar, farklı ambiyanslar, işte yeni dekorlar, yeni konseptler. Yani sürekli orada bir emek var ve sürekli insanlar ne yapıyor? Akın akın oralara gidiyor. Yani emek bir şekilde ne yapıyor? Karşılığını buluyor. Yine sosyal medya. O basit bir Instagram deyip geçmeyelim, bir TikTok, bir Twitter deyip geçmeyelim. Arkasında müthiş bir insan mühendisliği var. Her gün nasıl davetkar olabiliriz? Nasıl insanları bize dair ilgili tutabiliriz, bizde tıklanmaya, bize gelmesine vesile olabiliriz, onları nasıl iyi hissettirebiliriz diye gösterilmiş müthiş bir insan mühendisliği çabası var değil mi? Ne yapıyor insanlar? Akın akın sosyal medyanın o odacıklarında ömür tüketiyorlar. Yine ne var mesela böyle şehir hayatı, metropol hayatı, o arzu uyandıran renkler, billboardlar, işte refüjler, her daim insanı iyi hissettirecek, orada onu tutacak, orada meşgul olmasını sağlayacak bir çaba içerisinde. Peki hakikat bunu neden hak etmiyor diye düşünüyoruz. Madem bizler hakikatin çağırıcısı olacağız hallerimizle, tavırlarımızla, davetimizle, sesimizle, sözümüzle, o halde hakikati çağıran bu diller neden böyle bir özen içerisinde değil? Hakikati çağıran dillerin de, sözlerin de, seslerin de bir özen içerisinde olması lazım. Bu da iletişimi çok iyi bilmek, iletişim konusuna büyük emekler vermek, işte zarif olmak, nazik olmakla çok ilgili diye düşünüyorum. Bizim yapacağımız yatırım da bol bol okumak, iletişimin o kaidelerini biliyor olmak, güzellikle doğru tavırlarla uygulayabiliyor olmak ve kendimizi geliştirmek. Mesela sözlükle çok ilgilenmemiz gerekiyor. Kelimelerin kökenleriyle ilgilenmemiz gerekiyor. Yabancı dil öğrenmemiz gerekiyor değil mi? Yani bütün bunlarda bizim aslında o hakikat çağrısına, hakikati çağırmanın o zekasına vereceğimiz emeklerle bence çok ilişkili. Zaten bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani eğitime ayrılmış bütçeleri düşünün. İnsanların diksiyon derslerine verdikleri o ilgiyi, emeği, parayı düşünün. Aslında hepimiz bu çabayı göstermeye çalışıyoruz bir yerinden. Yani ne kadar önemli olduğunu pazar payı hakkında bir fikir sahibiyiz. Bu noktada hakikatin çağırıcısı olmak ve hakikatin o çağrısına, o zekasına emek vermek noktasından da bakarsak çok küçük bir motivasyon kazanacağımızı düşünüyorum. Yani siz bütün çocuklar TikTok'a doğru koşarken onlara hangi güzel cümleyle yolundan çevireceksiniz? Hakikate doğru dikkatlerini celbedeceksiniz. Doğru olana, iyi olana, güzel olana, sade olana, tüketmemeye dair hangi hangi numaranızı kullanacaksınız ki onları karşısında durabilirsiniz? Bu bakımdan ve insan elektrik kablolarından değil, insanın yüzünden cereyan alabilen bir varlık. O bakımdan da insanın aslında bu sohbet geleneğini, söz geleneğini, çağrı geleneğini küçümsememesi lazım. Bu yüz yüze bakarak konuştuğumuzda aldığımız o akışı, o enerjiyi aslında internetin o renkli kabloları ve renkli ekranları bize veremiyor. Yani bir YouTube kadar içeriğe sahip değilim ama evlatlarımla oturduğum, bir dilim kek yediğimiz o tatlı bir akşamüstü sohbetini, tadını aslında YouTube onlara veremiyor. Yani neden bu çağrılara, bu anlara, bu zamanlara biz emek vermeyelim? Evet. O yüzden bu bakımdan da baktığımızda zarif olmanın da, iletişimin unsurları hakkında bilgelikle donanmanın da kıvamını bulabileceğimizi düşünüyorum. Aslında bu söylediğinizi zannediyorum biraz pandemi döneminde de tecrübe eder olduk. Gerek o platformların gerekse hani böyle dijital ortamlardaki iletişim halinin bize ne kadar yetmediğini, tabiri caizse kesmediğini hiçbirimizi fark ettik aslında o dönemde ve aslında değerlerini de biraz daha anladık diye düşünüyorum. Ama yine
yine de Betül Hanım, bu ilişkiler için vereceğimiz emek hayatımızın sonuna kadar devam edecek bir emek mi? Kesinlikle hayatımızın sonuna kadar. Yani bir dedenin de sohbetine muhtacız, değil mi? Bir bebeğin de şakamasına, sevgi gösterilerine muhtacız. O yüzden hayat hiç bitmeyen bir hayat, hem mesajlarla dolu bir serüven, hem de öğrenmeye dair hiç bitmeyen bir serüven. Bu bakımdan o emeği her daim üzerlerimizde görmeliyiz. İşte yalın olmaya çalışmak, anlaşılır olmaya çalışmak. Mesela çok okumanın, çok bilmenin böyle bir handikapı var. Gitgide girifleşebilir mesela ya, cümleleriniz. Evet. Anlaşamayabilir anlayamayabilir sizi karşınızdaki bir insan. Bu da bir handikap. Yani kendinizi geliştirin, çok okuyun diyoruz ama anlaşılamayacak bir boyutta bu hem şey bir tavır, işte mücerret bir tavır, tavra kavuşun da demiyoruz. Bu yüzden sürekli bir itidal, bir denge, bir emek söz konusu iletişimde. Evet, ömür boyu. Çünkü dede olduğunuzda da anlatacağınız güzel kıssalar olmanın, nine olduğunuzda da. Mesela benim annem babamlar çok hoş sohbet insanlardır. Aynı olayı yaşarız ama onlar çok güzel bir zaviyeden, çok tatlı bir noktadan tutarak bize anlatırlar. Orada bir hikmet görmüşlerdir, bir ayrıcılık görmüşlerdir, bir güzellik görmüşlerdir. Ve onu bize anlatırlar. Hem anlatırken keyif alırız onlarla yüz yüze gelmenin, onlarla sohbet etmenin keyfini, hem de birçok güzel şey öğreniriz. Belki koca koca ansiklopedilerde, kalın kalın kitaplarda duymayacağımız, işte ulu ulu hocalardan öğrenemeyeceğimiz birçok bilgiyi bir küçücük kıssanın aktarımında öğreniveririz. Bu bakımdan hayat bitene kadar iletişime mecburuz. Hayat sürekli mesajlarla çarpıştığımız bir ortam çünkü. Evet. Süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz aslında ama biraz daha vaktimiz var Betül Hanım. Bu vakitte de ben biraz böyle çevreye dair, böyle yaşadığımız kainata dair de farkındalığımızı artıracak bir şekilde. Mesela örneğin bizim çevreye yaklaşırken, çevreyle iletişim etkileşim halindeyken zarafet dolu yaklaşım sergilememiz nasıl oluyor? Çevre tabii derken kainatı kastediyoruz. Önemi, evet. Yani elbette. Yani çevreyle iletişimi elbette konuşarak kuramayız ama geri dönüşümle kurabiliriz. İşte bir suyu israf etmemekle kainatla bir ilişki kurabiliriz, bir iletişim kurabiliriz. Yine çok tüketmemekle, mesela bir tişörtün kaç metreküp su harcadığını, bir tişört imal etmenin kaç metreküp suya mal olduğunu öğreniyoruz. İşte çok tükettiğimizde, çok aslında tükettiğimiz sürekli üretilen eşyalar bizim ihtiyacımız olan eşyalar değil. Onu satmaya ihtiyacı olan insanların ihtiyacı olan eşyalar. Yani biz birçok eşyaya sahip olmak motivasyonuyla dolduruluyoruz, zehirleniyoruz. Böyle telakkilerle zehirleniyoruz. Oysa onu alarak mutlu olmuyoruz. Alırken bir mutluluk yaşıyoruz. Eve geldiği anda birdenbire esrar bozuluyor, ahenk bozuluyor, kehanet bitiyor. Aslında alırken bir haz duyuyoruz. Hatta satın almak, tüketmek üzerine şey diyorlar. Artık tüketme çağı değil, satın alma çağındayız. Çünkü kullanamıyoruz, tüketemiyoruz bile. O derece böyle kargo mesaisi halindeyiz biliyorsun sürekli. Sürekli yeni bir sipariş, sürekli yeni bir kargo. Mesela kainatla böyle bir ilişki kurabiliriz. Daha az tüketerek, işte yeşile daha merhametle davranarak, yeni ağaçlar dikerek, ne diyordu bir toplumun gelişmişlik göstergesi? Meyvesinden yiyemeyeceği ağaçları diktiğiyle ilgilidir. Yani meyvesinden yiyemeyecek olsak da ağaçlar dikmek, değil mi? Yarın kıyametin kopacağını biliyor olsak da diktiğimiz bir ağaç aslında kainatta kurduğumuz bir iletişim. İşte ozon tabakasının halini düşünmek, iklim krizleri hakkında, sürdürülebilirlik hakkında, sıfır atık hakkında düşünmek, işte evde bir ambalaj çöpü oluşturmak, benim kızım bu konuda çok hassas. Ne kadar güzel. Yanlışta bir kağıdı normal çöpe atarsak bayağı bir problem çıkıyor evde. Yani o çocuk daha çocuk yaşında kainata olan bir borcu olduğunu düşünüyor ve bunu ödemeye çalışıyor. Yani aslında iyi bir insan olma ödevimiz var. Ağaca, kuşa, insana, iş arkadaşlarımıza, evdeki ahaliye, akrabalarımıza, işte bir an otobüste yolculuk ettiklerimize, herkese karşı ve kainata karşı iyi bir insan olmak ödevimiz var. Ve bu ödevle dünyaya geldik. Yani bu dünyaya niye geldim sorusu en can yakıcı sorulardan bir tanesi. Ve bütün bunlar için iletişimimin daha iyi olabilmesi için, bunu daha iyi ifade edebilmek için, bu yarayı daha iyi sarabilmek için ne yapabilirim sorularını sormak. Soru sormak da zarafet, dikkat de zarafet, hakikat de zarafet mesela. Bütün bunlar zarafetin kapsamında ve konusunda olan şeyler. O yüzden hakikate dikkat kesilmek de
daha ultra bir zarafet. O yüzden bizler iklime, topluma, toprağa, havaya, kurda, kuşa, her şeye karşı zarif olmalıyız. Mesela kuşlar ürkmesin diye yolunu değiştiren insanlar var, değil mi? Bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyet. Evet. Karıncaları incitmeyen, işte Süleyman Aleyhisselam'ın yolu değiştirdiğini, karıncaların yuvalarını ezmemek için. Bu kısalarla büyüdük yani biz. Öyle kuşlara sapan sıkan böyle haylaz yanlarımız var ama özümüz de güçlenen ve bereketlenen de bir merhamet var. Bir çınar gibi adeta büyüyor ve bütün önce bizi güzelleştiriyor, sonra tüm dünyayı güzelleştiriyor. Bu bakımdan kainatla ilişkimizde böyle zarafetli olmasının yolları bu diye düşünüyorum. Kainatla konuşarak değil, ona iyi davranarak, onu yarınlara daha selametli bir şekilde gelecek nesillere teslim ederek, güzel bir dünyayı gelecek nesillere bırakarak iletişim kurabiliriz ve zarif olabiliriz. Peki Betül Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbette, güzel bir yayında, böyle etkili iletişimde, zarafetle de kalmadık. Daha da geniş çerçevede ele aldık. Ağzınıza sağlık diyorum. Son sözleriniz varsa buyurun bize, hani bugün şunu da söylemeliydim, bu da önemliydi dediğiniz ya da son olarak böyle akıllarımızda kalsın istediğiniz cümleleriniz varsa buyurun son olarak alalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok zaman geçirdiğimiz dijital alemde de zarif olmayı bir küçücük bahsedelim. Lütfen. Mesajlarımızda kibar olmak, işte birbirimizin mesajlarını, ekran alıntılarını bir başkalarına göndermemek ya da bizim olduğumuz ortak gruplarda birini kastederek kötü imalarda bulunmamak, işte birini alaya almamak. Yani gündelik hayatımızda nasıl zarif olmamız gerekiyorsa dijital hayatta da zarif olmamız gerekiyor. Anonim hesapların arkasında her istediğimizi söyleyerek, her linci yaparak, her türlü zorbalığı yaparak bir yere varamayız. Bu bizim dijital dünyada yaptığımız zorbalık. Gerçek hayatımızda da bizi üzer, bizi yorar, bizi etkiler. O yüzden dijitalde de gündelik yaşamda da zarif olmak noktasında çok özen gösterelim inşallah. Peki, tekraren teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama sohbet köşemiz için sonuna geldik. Şimdi kapatmadan önce buyurun hep birlikte, açılışta başlamıştık. Böyle güzel, zarif mi zarif bir kız çocuk elbisesi hazırlıyordu bizim için Berna Hanım. Bakalım ne durumda, biraz daha detay görecektik değil mi Berna Hanım? Evet, zarafet emek ister. Ya emek ister. Yeniden gelelim emekli elbisemize. Şimdi bu baş kısmı, yani roba ve kollarda bulunan kısmın modelinin detayını açıklamasını yapmıştım. Şimdi yaprak kısmının detaylı açıklamasını yapalım. Tamam. Ben ilk yaprağı burada başlattım. Önce sözle anlatmak istiyorum. Yapraklar biri bittikten sonra bir diğeri başlıyor şeklinde değil. Bir tanesi bitmeye başladığında bir diğeri başlıyor. Tam bir dönüşüm meselesi. Oo, güzel. Bitti derken yenisi başlıyor. Gerçekten çok güzeldi. Bitmeden başlıyor işte. Bitmeden başlıyor. Yarı yarıya. Birini bitirmeye başladığımızda bir yenisi başlıyor. Bir nesil bitmeden yeni bir nesli yerine yerleştirip gittiği gibi. Şimdi bakın, şurada bir yaprağım hazır zaten. 8 delik olması gerekiyor. İlk yaprağımızda bu eteğinin açılması da öyle sağlanıyor. Birinci yaprağımız 8 delikten oluşuyor. Evet. İkinci yaprağımız 9 delikten oluşuyor. Üçüncü yaprağımız 10 delikten oluşuyor. Bir yaprak daha yapacak olsaydım, elbiseyi biraz daha büyütecek olsaydım belki 11 delik yapacaktım. Ama yeter bu kadar dediğinde belki 10 delikte bırakacaktım. Daha küçük bir elbise başlayacaksak mesela 7 delikten başlayabiliriz. Yani yaprağımızla artık elbisenin etek kısmının açılmasını yapraktaki delik sayısıyla hazırlıyoruz, ayarlıyoruz. Şimdi aynı zamanda hem bu desenimizi koyacağız hem de orta sütunlarımıza yaprağımızı yapacağız. Yani zorluğu artı 2 oldu. Çarpı 2 oldu. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bakın, burada modelimi koyacağım. Normal standart modelimi koyacağım. Dolama işlemini sağda yapıyorum. Önce dolama yapıyorum. Onun için ilmeklerimi sağa doğru çeviriyorum. Ve kesme işlemimi sağa doğru yapıyorum. Şöyle sağa doğru kestim. İki tane ters ilmeğim var bunun yanında. Şimdi bu sütuna bakın yaprağımı koydum. Yarısına kadar yaprağı ilerlemiştim. Nasıl koyuyoruz yaprağımızı? Sütun sabit, onu düz işliyoruz. Burada delikli olabilecek şekilde doluyoruz. Ve yaprağın ilmeklerini işliyoruz. Bu yaprağım artık 8 oldu. Bir sonraki sıramızda
diğer yaprağımızı başlarken bu yaprağımızın kesme işlemi başlayacak. Artık bu yaprağımızı incelteceğiz, bu yaprağımızı arttırmaya başlarken. Bu yaprağımızın son arttırışıydı bizim için. İlmeklerimiz sağda, arttırmalarımız sağda olduğu için kesmelerimizi sağa doğru yapıyoruz. Burada şaşırma olmasın. Orası önemli bir nokta. Evet, orası önemli bir nokta. Düz sütunumuzu yapıyorum ve son desenimi koyuyorum. Üçüncüyü arka yüzünden de olduğu şekilde işleyeceğim. Arkadan yine dümdüz geri geleceğiz. Evet, ilmeklerin geldiği şekliyle arka yüzüyle işleyeceğim. Ve ilk yaprağımın artırmaları bitmiş olacak bu an itibariyle. Ondan sonra ilk yaprağımızda hiçbir artırma işlemi yapmadan kesme işlemi yaparak örgümüze devam edeceğiz. Geldiği gibi ilmeklerimi işliyorum. Bu işleme ve örgü örme terimleri de tamamen benim yöresel karmaşamdan oluşuyor. Nerede işleme derler? İşlemek biz Adana'da kullanırdık. İşimizi yanımıza almak, yanımıza taşımak, işte işimizi yanımıza götürmek gibi. İşte işlemek, elbise işlemek, poliz işlemek falan. Örme Konya'da tabiri örmek. De Konya'da kullanılıyor. Siz şimdi ikisini de kullanıyorsunuz. Benim biraz terim orada karmaşa yaşıyor, evet. Şimdi gelelim birinci yaprağımızın. Tabii ki ilk desenimi yine koyacağım en başta. Dolamayı solda yapacağım için ilmeklerin yönünü değiştirmeden sola doğru kestim. İki tane tersimi yaptım. Bakın bu sütunda artık artırma yapmayacağım. Çünkü bu yaprağımın artık artmasını istemiyorum. Diğer yaprağımı artıracağım için bu yaprağımın kesilmesi gerekiyor. Burada kestiğimiz yerde de göreceğimiz gibi kesme işlemlerinin de sağa doğru olması gerekiyor ki şu ilmeğimiz bu tarafa doğru devam edebilsin. Sağa doğru keseceksek ilmeklerimizin yönlerini sağa doğru çeviriyoruz. Her zamanki sağa doğru kesmelerimiz gibi. Bakın burada bir ilmeğimi kestim. İki tane dersimi yapıyorum. Bu ilmeğimi tekrar kesip yeni modelimi koydum. Bir detayımız daha var. Bu orta sütunların kenarına koyduğumuz yapraklarda artırmalarımız ve eksiltmelerimiz hep aynı yönde yapılmıyor. İlk önce başladığımızda yaprağımızı sola doğru büyütüyoruz. Bakın tamam. Orta sütunun solundan artırma yapıyoruz. Evet. İkinci yaprağımızda sütunun sağ tarafından artırma yapıyoruz. Onun için ben sütuna geldim. Önce artırmamı yapıyorum, sonra sütunu işliyorum. Bu artık tamamen yaprağın bir tanesi bitip bir tanesi de 8'se 8, 9'sa 9, 10'sa 10, her neyse kaçsa o sayıya ulaşana kadar artıracağımız yere gideceğiz. Tamamını bu şekilde gideceğiz. Sayı tamamen ne kadar izleyicilerimizin geniş, evet bebek elbisesi yapacakları bebek elbisesinin büyüklüğüne göre değişecek. Arka yüze geldiğimizde yine aynı şekilde bütün ilmekleri geldiği şekilde örüyoruz. Orada bir model kontrolü yapmıyoruz. Çünkü geri dönüşlü örüyoruz bu örgüyü burada. Diğer örgüde biz dönerken döne döne tamamını döne döne ördüğümüzde tabii ki ön yüz sırası mı örüyorsunuz, arka yüz sırası mı örüyorsunuz? Ona bu çok dikkat önemli. Evet. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, geldik şimdi örgümüzün tekrar düz yüzüne. İkinci sırada yine aynı şekilde yaprağımızdan bir tane ilmek eksilteceğim. Modelimizi yine her zamanki gibi koyalım. Sola koyacağım deliği. İki tane. Çok önemli. Karışırsanız evet, işiniz zor. Karışmaması için çok dikkat lazım. Evet, aynen. Yaprağımı örüyorum. Yaprağımın son iki ilmeğini sağa doğru keseceğim yine. O sütunun bozulmaması için. Son iki ilmeğime geldim. İlmeklerimin yönlerini derhal değiştiriyorum. Ve sağa doğru kesiyorum. İki tane ters ilmeğim var. Burada yine önce dolamayı yapacağım. İlmeklerimin yönlerini değiştireceğim. Ters açı vereceğiz yine. Evet. Ve sağ tarafa doğru keseceğim. İki ilmeğim ters. Burada da yeni yaprağımın
ikinci deliğini koyacağım. Birinci deliği örüyorum. Evet. İkinci deliğimi koyuyorum. Yani yaprağımda öbür tarafından iki tane ilmek kesmişken burada da iki tane ilmeğim artmış oluyor. Aslında yani bir tane keserken öbür tane artırıyoruz. Evet evet, sıra sayısında hiçbir değişiklik olmuyor. Yani buradan iki ilmek kesiyorsanız buradan iki ilmek arttırıyorsunuz. Elbisemiz nasıl genişliyor diyeceksiniz. Elbisemiz sadece buradaki 8 delik vardı. Burada 9 delik oldu. Burada 10 delik oldu. İlmek sayımız burada genişliyor. Anladım. Bu şekilde genişliyor. O delikler arttıkça hafif. Evet. Bolanlaşıyor. Yine geldik buraya. Arttırmamızı ve örmemizi yaptık. Dönüş sırasında her şeyi olduğu gibi işliyoruz. Düzleri düz, tersleri ters şekilde. Artırma ilmeklerimiz de tabii ki ters işlenecek şekilde örülüyor. Yapraklarımız, yaprak yerlerimiz ters örgü. Düz tarafında düz olduğu için. Delik yerlerimiz de ters örgü. Evet, arka sıramızı yine tamamladık. Ön sıraya geçtiğimizde yaprağımızda bakın burada yeni yaprağımızda. Eski yaprağımızda 3 6 7 tane 6 tane ilmeğimiz, bir tane de sütunumuzla beraber 7 ilmeğimiz kaldı. Kesinlikle. Yeni yaprağımızda 3 ilmeğimiz oldu. Diğer ben modelimizi bozmadan, evet diğer modelimizi bozmadan yapmaya devam ediyoruz. Kesmemiz sağa doğru olacak. Çünkü ilmeğimizi sağdan arttırdık. İki ters ilmeğimiz. Yaprağımızın son iki ilmeğini bırakıp orada kesme işlemimizi gerçekleştiriyoruz ki küçülsün. Tabii ki her seferinde ilmek değiştirmelerimizi unutmuyoruz. Ya önemli. Evet, evet önemli. Gerçekten önemli. Ben şey gibi hissettim siz böyle yaparken, benim bunu yapabilmem için ya şu kıyafeti önüme alıp böyle iğneyle nerede olduğumu sürekli sanki takip etmem gerekir şöyle, gibi düşünüyorum. Yani ilmek haraçları çok işe yarıyor bu işler için. Evet bence. Çok küçük küçük ilmek haraçları var. Örgünün belli yerlerine takıyorsunuz ve oradan takip ediyorsunuz. Yani ben nereden arttırmam gerekiyor? Evet. Biraz daha böyle kafayı yormadan. Tabii ki mutlaka evet. Alet işler el övünür. Yani böyle aletlerimiz var. Evet. Biz bunu bakarak yapıyoruz ama hanımlar daha kolay kısmına kaçabiliyorlar. Peki Berna Hanımcığım, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Başka bir detay var mıydı söyleyeceğiniz? Hayır, başka tamam bir değil mi? Yaprakları tamam, da gördük. Böyle. Kesmeleri, artırmaları. Tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, bir gün daha nihayete erdi. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın cuma yayınımızla haftanın son gününde sizlerle birlikte olacağız inşallah. Yarının konusu takvanın gücü olacak efendim. Sabaha görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.